Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Bizimle sınava hazırlanıp geçen Orhan Bey'i buradan tebrik edelim ve kendisine direksiyon sınavında da başarılar dileyelim. Şimdi arkadaşlar 50 tane soru çözeceğiz. Açıklamalı ve detaylı gideceğiz. Önemli yerler var. Onlardan bahsedeceğiz. Yine faydalı bir soru çözümü olacak. Yeni gelen arkadaşlarımız hemen bu videonun altında ilk yorumda sorular var. Onları görmüşsünüzdür. Oradaki soruları bol bol çözelim ve sınava tam anlamıyla hazırlanmış olalım. Hadi bakalım hemen başlıyoruz. Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir? Başı geriye doğru iterek yere oturuş, başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş, çeneyi göğse yaklaştırarak yüzüstü yatış, çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar burun kanaması olan kişi oturuş pozisyonu veriyorduk değil mi Burun kanatları 5 dakika süreyle sıkılıyordu Çene çene aşağı göğse yaklaştırılıyordu yani başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş veriliyordu Arkadaşlar enseye buz koyulur mu Evet koyulur e, Burun e, Soğuk su yıkanabilir ama aman dedim dikkat edin sınavda da böyle sorarlar Sümkürtülmez arkadaşlar aman diyelim dikkat edelim B şıkkı dedik geldik 2'ye Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Bir görselimize dikkatli bakalım. Şıklar 1 2 3, 1 3 2, 2 3 1, 3 1 2. Doğru olan cevabımız C şıkkı 2 3 1 olacaktır. Hadi açıklayalım hemen. Arkadaşlar döner kavşaklarda ilk geçiş hakkı kavşağa ilk giren yani dönen aracında değil mi? Geçiş hakkı sırası ilk olarak kavşağa girmiş olan 2 numaralı aracın sonra ise ikisi de düz gittiği için 1 numaralı aracın sağında kalan 3 numaralı aracındır. E, 2 3 1 şeklinde olacaktır. Geldik 3'e. Bu arada bu videonun hemen altına bu görselleri tek tek açıkladım arkadaşlar. Sanırsam bir 95 tane var. Hatta şöyle yazar. Görsel sorulardan soru kaçırmayacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü video linkleri de var. Onları da bakın. Emin olun oradan birebir çok soru yakaladık. Geldik 3'e. 4 zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? Birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman. Doğru olan cevabımız B şıkkı ikinci zaman olacaktır. Neydi? Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzozdu değil mi arkadaşlar? Sıkıştırma ikinci zamana denk gelir. Geldik dörde. Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yağlara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu trafikte hangi temellere sahip olunduğuna örnektir. İnatlaşmaya, yardımlaşmaya, nezaket ve saygıya konuşma üslubuna Doğru olan cevabımız C şıkkı. Nezaket ve saygıya örnektir arkadaşlar değil mi? Bir yayalara su sıçratmamaya özen gösteriliyor. Cevabımız C şıkkı. Geldik 5'e. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Başı sıcak su ile yıkanır, bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir, normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir, en az 12-24 saat süreyle hekim kontrolünde tutulur doğru olan cevabımız denizle şıkı değil mi arkadaşlar baş yaralanması sebebiyle ne olmuş bayılmış ee, hani derler ya böyle iki gün işte 12 24 saat hekim kontrolünde olsun uyumasın vesaire derler Hatırladınız mı işte cevabımız denizle şıkı olacaktır baş yaralanması sebebiyle bayılan kişiye sıcak su ile yıkanmaz arkadaşlar ağrı kesici ya da bulantı önleyici verilmez e, normal faaliyetin sürdürülmesine izin de verilmez dinlenmesi sağlanır cevabımız denizli şıkı geldik 6'ya Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır? Burkulan bölgenin dinlendirilmesi, burkulan bölgenin yüksekte tutulması, burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması, burkulan bölgeye buz torbası konulması. Yanlış olan CH şakıdır arkadaşlar burkulan bölge sıcak uygulamaya yapılmaz ee, Şimdi burkulan bölge dinlendirilir değil mi arkadaşlar Kalp seviyesinden yüksekte tutulur Buz torbası konulurken de daha fazla şişmesin diye ama Sıcak uygulama Yapılmaz arkadaşlar ee, Şimdi burkulmanın tanımı da sınavda sorabilirler hemen hatırlayalım oynar hareketli eklem yüzeylerinin Anlık olarak birbirinden ayrılmasıdır En hafif zedelenmedir arkadaşlar bunu da söylemiş olduk Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasının vücuttaki etkilerinden biri değildir? Solunumun durması, ishal veya kabızlık oluşması, akımın girip çıktığı yerde yanık oluşması, kalbin durması veya atımının düzensiz olması. Doğru olan cevabımız B şıkkıdır. İshal veya kabızlık oluşması elektrik çarpmasının belirtisi değildir arkadaşlar. Solunum durması olabilir. Ee, daha sonra şimdi akım girip çıktığı yerde mutlaka bir yanık oluşacaktır. Eğer çok fazla bir elektrik çarpmasına maruz kaldıysa kalbi duracak ya da atım düzensiz olacaktır ama B şıkkı değildir. Geldik 8'e. Yaya yolu ayrılmamış karayolunda taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği bölüme ne denir? Banket, şerit, platform, kavşak ortak alanı. Arkadaşlar doğru olan cevabımız A şıkkı banket olacaktır. Hani ben size demiştim ya banket bizim bulabilmemiz için bazı anahtar kelimeler vermiştim. İşte bakın onlar şu an burada. Şev başı bu bizim anahtar kelimemiz. Handik iç üst kenarı bu bizim anahtar kelimemiz. E, yayaların, hayvanların, zorunlu hallerde de araçların Bunlar bizim anahtar kelimemiz gördük bankete işaretledik şeridi tanım olarak sorabilirler hemen hatırlayalım Taşıtların bir dizi halinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne e, denir arkadaşlar hani böyle yolda gördüğünüz zaman kesik ve devamlı yol çizgileri var ya arkadaşlar işte ondan bahsediyor Geldik 9. sorumuza Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç, şedekilerden hangisidir? Solunumun sıkıntısını azaltmak, kan dolaşımını yavaşlatmak, sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak, sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek soru olan cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden e, e, sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felce önlemeye çalışıyoruz arkadaşlar bu tarz sorularda omurga zedelenmesi omurga gördüğümüz zaman bizim anahtar kelimemiz felç olacaktı felce gördüğümüz zaman işaretleyecektik geldik 10. sorumuza Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar iş egzoz emme sıkıştırma Doğru cevabımız D şıkkı sıkıştırma olacaktır. Yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırılır. Daha sonra yakıt hava karışımı buje ile ateşlenir. Yani e, sıkıştırma zamanın sonunda ateşleme yapar. Cevabımız D şıkkı sıkıştırma olacaktır. 11'deyiz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? EDS'ye, alt geçide, karavanlı park yerine, gençlik kampına. Doğru cevabımız A şıkkı değil mi? EDS'ye de, yaklaşıldığını bildirecektir. 12'deyiz. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? Kağıt mandilin, çengelli iğnenin, strel gazlı bezin, makasın. Doğru olan cevabımız A şıkkı, kağıt mandilin değildir. Arkadaşlar sınavda çıkabilme ihtimaline karşı söylüyorum sakıncalı olacağından. Tentür oksijenli su, merhem, pamuk, serum, kağıt mandil, ağrı kesici ilaç, yara yanık marhemi diye de verebilir. Ya da yara toz da diyebilir. Arkadaşlar bunlar ilk yardım çantasında bulundurulmaz. Çünkü sakıncalıdır. Geldik 13'e. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir. Kafa yaralanmaları, beyin zarı iltihabı yani menajit, kaburga çatlakları, zehirlenmeler. Doğru olan cevabımız C şıkkı kaburga çatlakları değildir. Arkadaşlar koma neydi? Kişinin çevreyle bağlantıların tamamen kesildiği, uyarılara cevap vermediği, derin, uzun süreli bilinç kaybıydı değil mi arkadaşlar? Hangileri komaya neden olmaz diye soru geldiğinde hırıltılı solunum, kırık, çıkık, burkulma, en hafif yanıklar, kaburga çatlakları bunlar neden olmayacaktır? Geldik 14'e. Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en en çok kaç dakikadır? 5 10 15 20 Arkadaşlar eğer e, 5 dakikadan fazla biz bekliyorsak bu park etmeydi de, değil mi? Bizim cevabımız A şıkkı 5 dakika olacaktır. Bu durumda aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde. Kaza birinin öksürme ile ağızdan açık kırmızı renkte köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Organlardan hangisi yaralı olabilir arkadaşlar? Böbrekler, akciğer, bağırsak, karaciğer, Öksürdüğü zaman ağızdan kırmızı renkli köpüklü kan geliyorsa bizim ilk aklımıza gelen böbrek değildir değil mi? Bağırsak da değildir, kırı de değildir. İlk akla gelen B şıkkı akciğer olacaktır. 16'dayız. Yukarıdakilerden hangileri ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Birincisi yara içi kurcalanır. 2- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz. 3- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir. Şıklara bakalım. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2 ve 3 saplanan yabancı cisim çıkartılmıyordu değil mi arkadaşlar? Yara üzerine kapatılarak tıbbi yardım isteniyordu ama yara içi kurcalanmaz değil mi arkadaşlar? Aman diyeyim bakın soru çözümlerinde bunu defalarca söylüyorum. Yara içi kurcalanmaz cevabımız C şıkkı. Holgerinas'ın sırttan bastırma metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? Omurga yaralanmalarında, kapalı göğüs yaralanmalarında, boylamasına karın yaralanması olanlarda, ağız burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında. Arkadaşlar doğru olan cevabımız D şıkkı olacaktır. Ağız burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında. Bir önceki soru videosunda demiştim ki hatta bu soruyu ben e, bu hangi nasıl bastırma metodunu görsel olarak da varmıştım ve açıklamıştım. Mutlaka çözmediyseniz bir önceki videomuzu mutlaka çözün. Orada demiştim ki ağız burun çevresi kanamalı olan yaralanmalarda bu metod uygulanır demiştim. Cevabımız denizli şıkkı. Geldik 18'e. Bunları açıklayacağım. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun talih yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir. Dikkatli bakalım. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktı arkadaşlar. Ee, yolun tali yol olduğunu bildiriyor dediğine göre hemen aklımıza yol ver levhası gelecek değil mi arkadaşlar? Ve yol verilmesi gerektiğini dediğinde istediği için de yine yol ver olacak. Peki B şıkkı karşıdan gelene yol ver anlamındadır. C şıkkı taşı trafiğine kapalı yol. D şıkkı o kadar öyle karışık olduğunu aldı anlayayım. biraz görsel karışık ama e, taşıt giremez levhasıdır arkadaşlar. Geldik 19'a verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır araç lastiği seçimi çevre ve iklim koşulları fren sistemi performansı şıklara bakalım yalnız 1 1 ve 2 2 ve 3 1 2 ve 3 sürüş güvenliğini etkileyen unsur e, diyor değil mi arkadaşlar yani araç lastiği seçimi Evet sürüş güvenliği için etkilidir çevre ve iklim koşulları aynı şekilde fren sistemi çok daha önemlidir. Cevabımız D şıkkı 1, 2, 3 olacaktır. Bunları da açıklayacağız. Trafik görevlisine hangi hareketi sürücüler için sağ yanaş ve dur talimatını içerir? Dikkatli bakalım soru olan cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar A şıkkına geldiğimiz zaman trafiği hızlandırma işaretidir B şıkkı geceliğin geç işareti D şıkkı da yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiği açıktır işareti olacaktır bu videonun hemen altında ilk yorumda trafik görevlisini işaretlerini tek tek açıkladım hem de en çok çıkanları açıkladım arkadaşlar öğrenme garantilidir mutlaka bakalım geldik 21'e İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendi ise bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Temel yaşam desteği uygulanmalıdır. Yarı yüzü koyu, yan pozisyon verilmelidir. Vücudu ıslak havlu ya da çarşafla sarılmalıdır. Bir elin topu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulmalıdır. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Temel yaşam desteği sağlanmalıdır. Şimdi yaşam kurtarmak amacıyla solunumu ve kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini dış kalp masajı ile de Kaptan kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaledir arkadaşlar. Temel yaşam desteği. Burada da yine ne var? Bilinç kapalı ve solunum yok. Bizim ilk yapmamız gereken e, pozisyon verilmesi değil. ıslak havlu çarşafla sarılması değil. Ya da beş kez sırtına vurulması değil. Bizim yapmamız gereken aşıkı temel yaşam desteği olacaktır. 22'deyiz. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir, aracın sola döneceğini, aracın sağa döneceğini, araçta frenleme yapıldığını, aracın geri gelmekte olduğunu. Doğru olan cevabımız C şıkkı. Araçta frenleme yapıldığını. Şimdi arkadaşlar yıldızlı not diyelim. Fren lambaları hangi renk yanar diye bir soru gelirse kırmızı diyeceğiz. Geri vites lambalara hangi renk yanar derse beyaz diyeceğiz. Aklıma gelmişken söyledim. Geldik 23'e. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? Fren mesafesinin artması, güvenli sürüşün sağlanması, aracın kontrol edilebilirliğinin artması, engelle karşılaşıldığında doğru noktada durulması. Doğru olan cevabımız A şıkkı fren mesafesinin artması olacaktır arkadaşlar. Bizim hızımız arttığı zaman güvenli bir sürüş olmayacaktır değil mi? Çünkü çok hızlı gidiyoruz. Aracık kontrol edebilmemiz artmaz, tam tersi azalır. Bir engelle karşılaştığımız zaman ama böyle istediğimiz noktada duramayız çünkü hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı fren mesafesinin artması olacaktır. 24. Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir? Sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi. Doğru olan cevabımız B şıkkı, dolaşım sistemi olacaktır. Arkadaşlar, dolaşım sistemi vücudun tamamında faaliyet gösterir. Sınavda da bunu sorar. Bu kelimeyi verir vücudun tamamında faaliyet gösterir merkezi kalptir kalp göğüs bölgesinde bulunur. Şimdi diğerlerin merkezlerini hatırlayalım sindirim sisteminin merkezi mideydi boşaltım sisteminin merkezi böbreklerde solunum sisteminin merkezi akciğerde arkadaşlar bu videonun hemen altında yine ilk yorumda insan vücudu ile ilgili iki tane ilk yardım linki var birincilik ikincilik yazar. Onları mutlaka çözelim ki insan vücudu ile alakalı tüm soruları çözmüş olalım. Geldik 25 3 adetlerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir? Sürücünün 65 yaşını doldurmuş olması, sürücünün kaza yaptığının tespit edilmesi, sürücü belgesi sınıfına uymayan araç kullanılması, sürücü belgesinin hileyle alınmış olduğunun tespit edilmesi. Arkadaşlar öyle bir şık arayacağız ki sürücü belgesi geri alınacak. Yani elimizden geri alınacak. Hangisi hile hurda değil mi arkadaşlar? işte bunlar anahtar kelimemiz denizde şıkkı. Sürücü belgesinin hileyle alınmış olduğunu tespit edilmesi olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir? Crank, mili, piston, distribütör, rod doğru olan cevabımız D şıkkı rot motorun parçası değildir arkadaşlar rot ayarı vardır bilirsiniz araç direksiyonu herhangi bir yöne çevrildiğinde tekerleklerinde aynı yöne bakıyor olmasını sağlayan ayardır Aslında birazdan bir soru daha çözeceğiz rot ile alakalı lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibini sağlar bunu da dipnot olarak düşelim 27'deyiz. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek, fazla yolcu almak, aşırı yük yüklemek, karşı şeride ihlal etmek. Doğru olan cevabımız D şıkkı karşı şeride ihlal etmek olacaktır. Asli kusur dedi, denildiği zaman hata ve kusur arayacağız. Özetle trafik kazasının meydana gelmesinin birinci sebebi asli kusur diğer sebepler ise tali kusur olarak geçer arkadaşlar. Karşı şeride ihlal etmek bir kaza nedenidir değil mi? Yani o yüzden ne diyoruz asli kusurlu ve hatalıdır diyoruz cevabımız D şıkkı olacaktır. Otomobillerde mekanizmayı oluşturan motor, tekerlek, şasi ve benzeri bölümlerin dışında kalan görünen dış bölüme adı verilir. Kavrama, karoseri, manifold, süspansiyon. Arkadaşlar doğru olan cevabımız B şıkkı. Karoseri adı verilecektir. 29'dayız. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? Görselimize dikkatli bakalım. Soruyu açıklayacağız. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3 1 2 3 2 1 Doğru olan cevabımız D şıkkı 3 2 1 şeklinde olacaktır. Şimdi düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip değil mi? 2 ve 3 düz gidiyor. Bir nolu araç sola dönüş yapmak istiyor. Demek ki bir en son geçecektir. Bir de biz neyi biliyorduk? Sağdakine yol verme kuralı vardı değil mi arkadaşlar? 2 numaralı aracın sağında kalan 3 numaralı araç ilk geçecektir. Daha sonra 2 en sonda da 1 nolu araç geçecektir. Yine dediğim gibi bu videonun hemen altında ilk yorumda görsel sorulardan soru kaçırmayacaksınız. Birinci, ikinci, üçüncü diye bir link var. Onu mutlaka çözelim. Geldik 30'a. Yerleşim yerleri içinde trafiğe düzenleme amacı ile yer işaretlemelerine, trafik işaret levhalarını, ışıklı ve sesli trafik işaretlerini temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? Belediyelerin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, Kraları Genel Müdürlüğü'nün Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın. Doğru olan cevabımız A şıkkı. Belediyelerin olacaktır. Arkadaşlar yıldızlı not diye düşüyorum. Belediye sınırları içinde dersi, sınavda, soruda e, belediye işaretleyeceksiniz. Belediye sınırları dışında kalan der ise Karayolları Genel Müdürlüğü'nü işaretleyeceksiniz. Yıldızlı not düştük. Geldik 31'e. Baş alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır. Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. Sırt üstte yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. Doğru olan cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kan akan e, bölge yani sağ kulağımızı şöyle örnek alalım. Sağ kulağımız altta kalacak şekilde başımızı yan tarafa, yan sağ kulağımıza doğru yan tarafa çevir, çevireceğiz ve kanamayı engellemeyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyuması veya yapması gereken hususlardan biridir? Kaza tespit tutanağı düzenlemek, kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek, yolu trafiğe açmak, yolu trafiğe kapatmak. Doğru olan cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Kaza tespit tutanı düzenlemek olacaktır. Çünkü trafik kazasına karışan e, sürücü var değil mi? Şimdi trafik kazasına karışan sürücü kanıt ve izleri değiştirmeyecek. Yolu trafiğe açmak kapatmak onun görevi değil. Cevabımız A şıkkı olacaktır. 33'teyiz. Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir? Trafik polisi verilmiş. Trafiği düzenlemek, araçların muayenesini yapmak, trafik levhalarının yerlerini belirlemek, Sağlık Bakanlığına ait hizmetleri yürütmek. Doğru olan cevabımız A şıkkı trafiği düzenlemek olacaktır. Trafik polisinin arkadaşlar görevleri eee araçların muayenesini yaptırmak değildir. Trafik levhalarının yerlerini belirlemek değildir. Sağlık Bakanlığı ait hizmetleri yürütmek değildir, değil mi? Trafik polisinin görevi trafiği düzenlemektir. Cevabımız A şıkkı. Geldik 34. 34'e. Karayolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır. Trafik için kamunun yararlanması açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir. Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır. Karayolunun tanımında diğer önceki videolarda açıklamada dediğim gibi trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi köprüler ve alanlardır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 35'teyiz. Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır? Pazı kemiği, kaval kemiği, kaburga kemiği, uyluk kemiği. Arkadaşlar bir kaza anında böyle akciğerlerimize batarak zarar verme ihtimali hangisidir? Kaburga kemiğidir değil mi? Cevabımız Ceyhan Şıkkı olacaktır. 36'dayız. O, aşağıdakilerden hangisi karterdeki yağı basınçlı olarak motor parçalarına gönderir? Radyatör, distribütör, su pompası, yağ pompası. karttardaki yağı, yağı basınçlı olarak motor parçasına gönderir hangisi denizli değil mi yağ pompası olacaktır arkadaşlar cevabımız 37. sorumuzdayız Kamburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir yan yatış yüzüstü yatış oturuş veya yarı oturuş sırt üstü yatış Arkadaşlar kaburga kemiği kırığı olan birini düşünelim öncelikle. Yan yatış pozisyonu almamız sakıncalı olacak değil mi? Yüz üstü yatış, sırt üstü yatış yine sakıncalı olacaktır. Cevabımız Ceyhan şaka oturuş veya yere oturuş pozisyonu alınarak hastaneye sevk edilecektir. Geldik 38'e uzun bir soru dikkatli okuyalım. Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki damarları sinirleri tendonları kasları deri ve komşu organları da yaralayabilir Buna göre kırı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur diye arkadaşlar kırık ya da kırık şüphesi olan kazazede kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması, kızazedenin zedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi. Arkadaşlar eğer herhangi bir kırık e, şüphesi varsa ya da kırık varsa bizim ilk yapmamız gereken hareketsiz hale getirilmesi olacaktır değil mi? Daha da kırılıp da parçalı kırık haline gelmesin diye cevabımız A olacaktır. Diğerleri değil. Bayılan kazanzedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Duyu organları uyarılır, vücut sıcaklığı düşürülür, şekerle soğuk içecek verilir, hastaneye götürülür. Doğru olan cevabımız A şıkkı duyu organları uyarılır arkadaşlar. Ee, şimdi bayılan kazazede kusması yoksa şok pozisyonu verilir. Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Duyu organları uyarılır. Kendine geldiğinde de dinlenmesi sağlanır. Geldik 40. sorumuza. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge aşağıdakilerden hangisidir? Sürücü belgesi, araç imalat belgesi, kaza tespit tutanağı, motorlu taşıt sürücü sertifikası. Arkadaşlar motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge yani sürücü belgesi olacaktır değil mi? Cevabımız A şıkkı. Geldik 41'e az kaldı. Merak etmeyin. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır? Yol boş olsa bile iki şeridi birden kullanmamaları, yol ortasına yolcu indirip bindirmemeleri, ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları, yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri Yanlış bir davranış arıyoruz CH şeklinde var ani yön değiştirerek Yayaları şaşırtmaları işte bu yanlıştır arkadaşlar diğerlerinde e, siz biraz şaşırtabilir bu yüzden diyorum ki soruları dikkatli okuyalım bakın ne diyor yolbaşı olsa bile iki şeridi Birden kullanmamaları diyor gördünüz mü işte bu tarz soruları dikkatli okuyalım cevabı kolaylıkla bulabiliriz Geldik 42 Burkulmalarda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisini yapmak yanlıştır Burkulan bölgenin dinlendirilmesi Burkulan bölgenin yüksekte tutulması, burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması, burkulan bölgeye buz torbası konulması. Arkadaşlar doğru olan cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılmaz arkadaşlar. Burası burkulmuş, buz torbası koyulur, soğuk uygulama yapılır ki daha fazla şişmesin diye aynı, aynı zamanda dinlenmesi de sağlanır ama C şıkkı yapılmaz geldik 43'e. Şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? Görselimize dikkatli bakalım. Ok işaretlerine dikkatli bakalım. Tarım traktörü, otobüs, iş makinesi, at arabası. Doğru olan cevabımız B şıkkı otobüs olacaktır. Hemen açıklayalım arkadaşlar. Şimdi biz diyorduk ki kontrolsüz kavşaklarda eşdeğer yollarda e, karşılaşan araçların hepsinin düz gitmesi veya hepsinin sağ veya sola dönmesi durumunda. Eğer herhangi bir işaret yoksa tüm araçlar kavşakta durduktan sonra sürücülerin sağında kalan araç ilk geçiş hakkına sahipti değil mi? Bunu söylüyorduk. Ama ama bu kural traktör, iş makinesi, motorsuz araçlar, at arabası, motosiklet gibi bunlar için geçerli olmadığından ilk geçiş hakkı otobüsün olacaktır arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Dediğim gibi bu videonun altındaki görselleri mutlaka bakalım. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? Gabari, azami toplam ağırlık, Taşıma sınırı kapasite yüklü Doğru olan cevabımız C şıkkı taşıma sınırı kapasite olacaktır arkadaşlar. En çok yük ağırlığına ve veya yolcu ve hizmetli sayısına biz ne diyoruz? Taşıma sınırı kapasite diyoruz. 45'teyiz. Çok sıcak radyatörün kapı nasıl açılır? Motor yüksek devirde çalışırken radyatörün basıncı düşürülmeden ventilatör karışını gevşettikten sonra yavaşça döndürülüp radyatör basıncı düşürülerek. Arkadaşlar hiçbir hiçbir şey bilmiyorsak bile şöyle düşünelim. Çok sıcak bir kapak var. Biz onu nasıl açarız? Yani şöyle yavaşça döndürürüz ve onun basıncını düşürerek değil mi arkadaşlar? Cevabımız denizli şıkkı olacaktır bu videonun hemen altında yine motor soruları var açıkladığım motor soruları da var mutlaka bakalım hele ki lastik sorularına mutlaka bakın hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesi kullanabilir sınıflarını söyleyeceğim B sınıfı C sınıfı G sınıfı D sınıfı Arkadaşlar doğru olan cevabımız G sınıfı olacaktır. G sınıfı neydi? İş makinesiydi değil mi? Yaş sınırı 18'de arkadaşlar. Kapsam M sınıfıydı. Süre ise 10 yılda. Peki B sınıfı neydi? Otomobil kamyonetti. C sınıfı kamyon çekeceğiydi. D sınıfı da minibüs otobüs şeklinde olacaktır. Bunları da söyledik. Geldik 47. Ye. Rod ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır? Aracı yavaş kullanmak için, lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için, daha rahat vites değişimi için, lastik hava basıncının istenilen derde tutmak için. Arkadaşlar videonun başında söylemiştim rot ayarını şöyle bir açıklamıştım ya size orada demiştim ki B şıkkı lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için demiştim hatırladınız mı işte cevabımız B şıkkı olacaktır. Geldi 48'e trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler? İlk yardım tedbirlerini almakla, yaralıların ilaçlı tedavisini yapmakla, kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle, kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle. Biz hangileriyle yükümlüyüz arkadaşlar? Bir trafik kazasına karıştık diyelim. Yaraların ilaçlı tedavisini yapmakla yükümlü müyüz? Hayır değil mi? İz ve delilleri yok etmek zaten bu yükümlülük değil. De zaten böyle bir şey yapmayacağız. Aynı şekilde denizli şıkkı da. Bizim cevabımız A şıkkı. İlk yardım tedbirlerini almakla bizler yükümlüyüz arkadaşlar. Geldik 49'a. Geceliğin görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü Gelişini nasıl haber vermelidir? Birkaç defa selektör yaparak, acil uyarı ışıklarını yakarak, birkaç defa korna çalarak, dönüş ışıklarını yakarak. Arkadaşlar gece gidiyoruz ve görüşümüz yeterli değil ve kavşağa da yaklaştık. girişimizi nasıl haber vereceğiz? Şöyle birkaç defa selektör yapacağız. Cevabımız A şıkkı. Geldik son sorumuza. Hadi bitti gözünüz aydın. Aşağıdakilerden hangisi Karaları Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biri değildir? Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek, kırıllarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek, kırıllarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek, kırıllı güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı olacaktır. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek kuralları genel müdürün görevlerinden değildir. Bugün 50 tane soru çözdük. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen bu videonun altındaki ilk yoruma dediğim gibi arkadaşlar mutlaka bakmaya çalışın. Size sınavı kazandıracak yer işte orasıdır. Ve sınav tarihinize kadar yanacağımız soruları da kaçırmayın. Allah'ın izniyle inşallah sınavda benzer birebir soru yakalarsınız. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.